3D Max'te kopyalama ve çoğaltma için çeşitli komutlar ve seçenekler kullanabiliriz. En basit kopyalama haliyle şu anda ekrana bir tane box çizelim. Bu objeyi aynısını kopyalamak istiyorsak sağ tıklayıp buradan açılan menüden klona tıklamamız yeterli. Açılan Clone Options penceresi var. Bu pencerenin ne olduğunu az sonra detaylı bir şekilde göreceğiz. Buradaki herhangi bir seçeneklerden birisini seçtikten sonra şu anda bu objeden bir tane kopyalanmış durumda. Şu anda iki tane obje var ekranda. Bunu da şuradaki listeden de anlayabiliriz. Az önce 0-1 vardı. Şimdi 0-2 vardı. Buradaki seçili objeyi Move'la şöyle sağ taraf, sol taraf herhangi bir yere aldığımızda objenin bir kopyasının oluştuğunu ve obje üzerinde durduğunu fark etmişsinizdir. En basit kopyalama işlemi budur. Yine arkadaşlar editten de bu işlemi yapabilirsiniz. Yani Ctrl V ile de ne yapabilirsiniz? Bu işlemi yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok kolaylıkla klavyeden Ctrl V tuşuna basılı tutmak suretiyle bir kopyalama yapabilirsiniz. Tabi burada karşımıza çıkan şu pencerenin ne anlama geldiğini az sonra açılan dersimizden göreceğiz. Şimdi bununla ilgili bir çalışma dosyamızı açalım. Kopyalama araçları diye. Hayır diyorum, kaydetme diyorum. Ve açılan pencereden bu işin istenç, referenç ve kopyanın ne anlama geldiğini bu derste göreceğiz. Arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi bu bizim ana objemiz. Şu anda mor şeklinde gören obje. İlk önce çizdiğim obje. Diğer objeler bundan kopya yapılarak çoğaltılmış obje. Şimdi bu objeyi ben kopyalamak istediğim zaman Ctrl V'yi kullanabilirim. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane seçenek çıkıyor. Bu 3 tane seçenek ne anlama geliyor? Copy, istenç ve referenç. Bunları tek tek göreceğiz. Copy'de arkadaşlar objeyi kopyalarsınız ve bu objeden kopyaladığınız objeler hepsi birbirinden bağımsız olur. Yani bu obje üzerinde yapacağınız herhangi bir iyileştirme, herhangi bir modifier, taper uygulayalım. Diğer objeleri hiçbir şekilde etkilemeyecek. Görmüş olduğunuz gibi copy'de her obje birbirinden bağımsız. Yine buradaki uyguladığım modifier'i kaldırıyorum. Copy'yi gizleyelim, kafa karışıklığı olmasın. Copy'yi seçtim, sağ tıkladım. Buradan Hide Selection diyelim. Burada diğer bir seçenek de arkadaşlar referans seçeneği. Kopyalama esnasında yine kopyalama ekranımıza geri dönelim. Görmüş olduğunuz gibi kopya, instance, referans. Şimdi instance'i inceleyelim. Instance neymiş? Instance'de arkadaşlar objelerin hepsi ilk objenin tüm özelliklerini barındırıyor. Ve bu objelerin herhangi birisinde oluşabilecek herhangi bir değişiklik diğer bütün objeleri ve ana objeyi ilk oluşturulan objeyi etkiliyor. Hemen uygulamasını da yapalım. Taper yine uygulayalım. Görmüş olduğunuz gibi taper'da herhangi bir objeyi seçip de bunun üzerinde herhangi bir işlem yaptığımızda ana obje ve kopyaların hepsi bundan etkilendiğini görüyoruz. Bunu da sileyim. İstenci seçelim arkadaşlar. Bunu da gizleyelim. Hide Selection. Şimdi referans seçeneğine gelelim. Referans seçeneği neymiş? Yani burayı kopyaladığım zaman, objeyi kopyaladığım zaman buradaki referans seçeneğini kullanırsam ne oluyor? Onu da burada göreceğiz. Referans seçeneğinde buradaki objelerin her biri ayrıdır. Bakın görmüş olduğunuz gibi her bir obje ayrıdır. Birbirinden bağımsızdır. Ama şu fark var. Ana objeye uygulayacağımız herhangi bir değişiklik direkt bu objelere yansımakta. Instance'de bu durum tam tersiydi hatırlarsınız. Instance'de objeler diğer objelerin hepsini hide on al yapayım sağ tıklayayım. Görmüş olduğunuz gibi Instance'de herhangi bir objede uygulayacağımız değişiklik tüm objelere yansıtırken referanste uygulayacağımız herhangi bir değişiklik ne oluyor arkadaşlar? Diğer objeleri etkilememekte. Taper'ı gene siliyorum. Buradaki objelerin herhangi birisini alıyorum. Obje sadece kendi başına değişmekte. Ancak ana obje üzerinde yani ilk oluşturulan ve kopyası oluşturulan obje üzerinde herhangi bir değişiklik yaptığınızda veya da modifier uyguladığınızda bu obje diğer referansı da etkilemekte. Instance'de
Hem ana obje üzerine etki yapmakta. Yani ana objede oluşan değişiklik instance kopyası olarak oluşturduğunuz objeleri değiştirmekte. Yine instance olarak oluşturan kopyaların herhangi birinde yapacağınız değişiklik ana objeyi etkilemekteyken, referansta tam tersi ana objede oluşturulan etki referansı etkilerken referans objeleri kopyalarında kopyaları referans olarak oluşturan objelerin üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik ana objeye etki etmemekte. Temel farklar bunlardır.